Beraber dersimiz başlıyor. Öğretmenim biz ne yapacağız öğretmenim? Tebrik ediyorum. Senle beraber uzunluk ölçme bilimlerini yapıyoruz Tonguç Erol benim senle beraber. Unutmayın uzunlukları ölçmek için kullandığımız ölçü bilimleri Tonguç Erol benim uzunluk ölçme bilimleri diyoruz. Hiç duydun mu uzunluk ölçme bilimlerini Tonguç? Hiç duymadım öğretmenim. Harika tebrik ediyorum. İnanılmaz popülerleri var. Mesela en temellerinden bir tanesi metre. İşte şu mesela şu kağıt kaç veya senin boyun kaç metre? Veya işte bir tane daha var santimetre dediğimiz bir tane daha var Tonguç Erol. Ve metreyi kısaca biz M harfiyle gösteriyoruz. Santimetreyi de CM ile gösteriyoruz. Bu arada hoş geldiniz Sümeyra Doğan. Ondan sonra Abbas Türk. Herkes hoş geldi. Fıstık Ceviz, T-Line. Lecem'de, Sena Berre, Ayaş'ta herkes yerlerini tutsun arkadaşlar. Şimdi dersimiz başlıyor. Nihal sen de otur evladım. Enes konuşma arkadaşlarla evladım. Şimdi seninle beraber mükemmel bir şekilde konuyu işleyeceğiz. Sonuç olarak acayip önemli. Metre, öğretmenim, santimetre. Bine yakın kişi var ama. Tebrik ediyorum. Evet hoş geldiniz. Like'larımızı atın. Yoklamayız atın. Yoklamayı alalım. Aydın Nayır başladı demiş. Tebrik ediyorum. Gerçekten başladık. Muhteşem bir şekilde sizinle beraber uzunluk ölçme birimlerini yapacağız ki başladık zaten. Hemen öğrenelim. Yağmur Nisa Balıkesir'den selam yolluyorum. Herkese selamlar. Balıkesir'den selamlar komple. Bir metre aslında kaç santimetre biliyor musun Tonguç abi? 100 santimetredir. Bir kere bunu bilmemiz gerekiyor. Gerçekten de çok temel bir şey. Bir metre 100 santimetredir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Peki birim çevirmede ne yapıyoruz? Ben birim çevirmede bir dağ gibi görüyorum Tonguç abi. Mesela şöyle bir dağımız var. Şimdi Tonguç abi bu dağın sen buradasın diyelim. Sen bu dağın burasındasın ve sen bir dağcısın tamam mı? Bu dağcının aslında sırtında böyle yükler var tamam mı Tonguç abi? Burası santimetre. Burası da metre. Bak metre santimetre daha büyüktür. O zaman dağın tepesindedir. Buraya kadar anladık mı? Anladım öğretmenim. Şimdi ben eğer yukarı doğru çıkmak istersem Tonguç Erol Bey, ne yaparım? Aslında bu sırtımdaki yüklerden kurtulmak isterim değil mi? Evet öğretmenim. Ben yukarı çıkarken aslında sırtımdaki yüklerden kurtulmam gerekiyor. Dolayısıyla ne yaparım? Yukarı çıktığım zaman oh be şunları bir atayım da rahatlayayım derim ve atarım değil mi? İşte aynı onun gibi yukarı doğru çıkarken yüklerimizden kurtuluyoruz. Aşağı doğru kayarken Tonguç Erol ne yapıyoruz? Yüklerimizi alabiliriz daha iyi daha hızlı kayarız değil mi evladım? Evet öğretmenim. İşte aynı onun gibi eğer ben bir metreyi santimetreyi çevirmek istiyorsam aşağı doğru iniyorum değil mi? Aşağı doğru iniyorsam aslında yüklerimi alabilirim. Sıfırları atıyoruz değil mi? İki tane sıfır koyuyorum. Eğer 100 santimetreyi metreye çevirmek istiyorsam da bu iki tane sıfırdan kurtulurum. Çünkü yukarı çıkarken yorulmamam gerekiyor. O yüzden diyorum ki bir metre diyorum. İşte bu kadar. Dolayısıyla yukarı doğru çıkarken atıyoruz bunları. Aşağı doğru inerken alıyoruz bunları. Buraya kadar aldıysak şimdi anladım. Hemen seninle beraber birkaç tane güzel örnek çözelim diyorum. Mesela hemen 1 metre 100 santimetre ise hemen boşlukları dolduralım mı? 3 metre kaç santimetredir dersek şunu unutmayalım Tonguç Erol Bey'im. Muhteşem bir şekilde 3 metre kaç santimetredir dersek yapmamız gereken şey şu. Aşağı doğru inecek miyiz? Metreden santimetreye göre değil mi? Metreden santimetreye aşağı doğru kayacağız. Kayarken hızlanır mıyız Tonguç abi? Evet öyle. Ağırlık iyi bir şey değil mi bizim için o zaman? O zaman 3 metreden kaç santimetreye gideceğiz? İki tane ağırlık alıyoruz yanımıza. İki tane sıfır aldık. Buraya kadar aldık mı? Evet öğretmenim. Peki santimetreden metreye çıkıyoruz. Bak yukarı doğru çıkıyoruz. Yukarı doğru çıkarken ağırlıklarımızdan kurtulmamız gerekiyor. O zaman ne diyoruz Tonguç Erol Bey? Ağırlıklarımızdan kurtulalım. Hadi şu ikisinden kapat. Bak bu ikisini kapattım. Kaç kaldı? 6 kaldı. Yani 600 santimetre 6 metredir diyebiliriz. Mesela 7 metre kaç santimetredir? Aşağı doğru iniyorum. 7'den aşağı doğru inerken ne yapıyorum? Artık yüklerimi alabilirim. 700 yapıyorum burayı. Yani iki tane daha basamak, iki tane daha ağırlık, iki tane daha büyük. Ne oldu? Metre santimetre çevirirken büyüdü görebiliyorsun değil mi? Ama burada ne yapıyoruz? Bu ağırlıklardan kurtulmam gerekiyor. Santimetreden metreye çeviriyorum. Yani yukarı doğru çıkıyorum. O zaman ne yapıyorum? Bu ikisini kapatıyorum. Kusura bakma arkadaşım. Bay bay diyorum. Bu arada arkadaşlarımız muhteşem. Bu arada Türkiye'deki en büyük dağ hangisidir? Hemen söyler misin bana Tonguç abi? Çeyiniz geldi öğretmenim. Bu ne dağdır? Hemen söyler misin bana Tonguç abi? Bu ne dağ mı? Evladım bu dağ... Arkadaşlarımı söylüyorsunuz öyle. Hemen arkadaşlarımı söyleyeyim bakalım. Bu dağın adını söyleyen arkadaşlarımızı yazacağız. Hadi bakalım. O zaman süper bir şekilde arkadaşlarımız bu arada Alper Bilgin, Berra Sevde. Hoş geldiniz diyorum size. Evet hoş geldiniz diyorum. Bravo diyorum. Gerçekten inanılmaz nasıl akıyor anlatamam. Dursun Gerçi, Mahmut Demir hepiniz mükemmelsiniz. Mukosunuz gerçekten Emine Baykara mükemmelsin. Sen de mukosun evladım. Akif Yıldız hepiniz doğru cevap vermişsiniz. Ya hiçbir zaman bir yanlış cevap bilemezsiniz.
inan, yok zaten inanılmazsınız maşallah diyorum. Öğretmenim... Bu dağın adını arkadaşlarımız söylesin bakalım. Ağrı Dağı mı? Evet, bir tane arkadaşımızdan gelmiş. Ağrı Dağı. Hayır, Su Bardağı demiş arkadaşımız. Ama Su Bardağı değil, bu dağ evladım benim. Ama arkadaşlarımız hiçbir tanesi yok, hiçbir tanesi o cevap verememiş. Aman Allah'ım. Bu dağın adını bilen arkadaşımız. Santimetreden metre dağına Ağrı Dağı diye. Ömer Kerem bilmiş ördüğünü. Ömer Kerem maşallah. Oo, gerçekten gidiyoruz. De çay bardağı çay diyoruz. Bardağı, bu dağın adı çay bardağı olarak gerçekten siz de tarih. Siz çay bardağına çıktınız mı öğretmenim? Çay bardağına çıktım. Tebrik ediyorum seni. Ve gerçekten çok güzeldi. Ama içtim ben gerçekten. Tabii bu kadar kalitesiz esprilerimize devam ederseniz. Santimetre... Bir tane daha zeka soru sorar mısınız ördüğünü? Bir tane daha zeka soru. Hemen sana söyleyeyim. Türkiye'nin. Ama hemen soru sorayım o zaman. Bak Türkiye'nin. En yeni şehri hangisi? Hemen soruyorum zeka sorumuzu. Türkiye'nin en yeni şehrini hemen söyler misin? En yeni şehri hangisi? Hmm. Bu soru doğru cevabımız. Bartın veya Karabük olması lazım. Hayır saçmalama. Onlar yeni şehir oldu. Türkiye'nin en yeni şehri hangisi diyorum ve muhteşem bir şekilde cevaplarımız akıyor burada gerçekten. Everest diyen arkadaşlarımız geçen tabii doğru cevabımıza cevap veriyor. Bu arada hemen sana şunları artık okuya bakalım. Santimetreden daha ufak uzunları ölçmek için Tonguç Eren Bey... Milimetre yani mm diye yazılıyor. Metreden daha büyük uzunluk ölçmek için de kilometre ölçü birimi kullanılıyor. Aa. Bak metre santimetreyi öğrendik zaten. Bir de kilometre var. Kilometre en babası, en büyüğü. Mesela İstanbul Ankara arası 400 kilometre. Veya işte şu kalemin ucu kaç milimetre? O da en küçükleri ölçmek için pıtırcık. Yani milimetre en küçüğü karınca. Mesela ben milimetreyi ben karınca diye ezberliyorum. Karınca diye ezberliyorum. Kilometreyi de şehirler diye ezberliyorum. Eşek kadar bir çok büyük. Gerçekten de eşek kadar. Ama mesela kendi boyum metre. Santimetre mesela şu kalemin boyu gibi şeylerle. Mesela öğretmenim, kalem diyorum burada. Öğretmenim Sümeyra Doğan şu an bizi havuzda izliyormuş. Nasıl olabilir öğretmenim? Hoş geldin diyorum Sümeyra'cığım. Sen de havuzda bu dersimizi ister kayarak, ister yatarak, ister amuda kalkarak, ister ayakta hiç fark etmez. Nasıl izlerseniz deyin ama bu dersteki önemli bilgileri alalım. Bir kilometre kaç metre biliyor musun? Bu arada bu doğru cevabını veren arkadaşlarımız vermişler. Gerçekten. Aa. Yukarı kaydır bakalım. Maşallah diyorum. Herkes bir kere tıklarsak o geçer. Türkiye'nin en yeni şehri. Aysiye Kılıç Danimarka demiş. Yağız Aslan tebrik ediyorum. En yeni şehri Nevşehir olarak söyleyebiliriz. New şehirden aklıma gelecek. İngilizce new yeni demek. Bravo diyorum. Tabii bu espriydi yani bu kadar doğru şey bir şey yok. Türkiye'nin en yeni şehri çok 88'di falan filan Bartın falan doğru söylüyorum. Çok değişik espriler yapıyor. Şimdi Tonguç'um 1 kilometrenin 1000 metre olduğunu bileceğiz. Yani 3 tane ağırlık aldığını bileceğiz yanına. 1 kilometre 1000 metredir. O zaman hemen şunu unutmayalım. Bak ders kitabın kalınlığı, sokağımızın uzunluğu, Ankara İstanbul arası bunları neyle gösteririz? Ankara İstanbul arasını kilometre göstereceğimi sana söylemiştim. Sokağımızın uzunluğunu metreyle gösterir Tonguç Eren Bey'im. Ders kitabının kalınlığı ise santimetredir. Çok küçüktür. Yani bu küçükler için bu da büyükler için babalar için kullanılan birimler diyoruz. Şimdi seninle beraber tekrar şunu çizmek istiyorum. Gerçekten burası çok önemli. Tekrar çay bu bardağına sefer, mı gidiyoruz? Bu sefer çay bardağı değil su bardağı yapalım Tonguç Eren Bey'im sana beraber. Burası kilometre burası da metre. Buraya kadar aldık mı? Sen buradasın. Arkanda 3 tane sıfırım var. Eğer yukarı doğru çıkmaksan bu 3 tane sıfırdan ne yaparsın? Kurtulman lazım öğretmenim. Dolayısıyla sen bu yukarı çıktığın zaman artık bu 3 tane sıfırı tak 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 götürürsün. Aşağı doğru kayarken ne olur? Bu 3 tane sıfır senin yanına gelir. Dolayısıyla sırtındaki bu 3 tane sıfırdan kurtulmak veya kazanmak için yukarı ve aşağı kayman gerekiyor. Şimdi mesela 5 kilometreyi metre çevireceğiz. Ne yapıyoruz? Aşağı doğru kayıyor muyuz? Evet öğretmenim. O zaman 3 tane sıfırı alabiliriz. Yatarak hemen kayarak gidiyoruz öğretmenim. 5'in yanına 1, 2, 3 tane sıfır koyuyorum. Peki 2 kilometre aşağı kayıyor muyuz Tonguç abi? Evet öğretmenim. O zaman 2 kilometre 2000 metre diyebilir miyiz? 2000 metre ile 150 metreyi toplarsan ne eder? 2250 metre. 2150 metre. Dangozlaşma tebrik ediyorum seni. Bu arada arkadaşlarımız hepsi doğru cevap bilmiş gerçekten de muhteşemsiniz. Öğretmenim herkes biliyor. Chatimiz akıyor. Yusuf Taş, T-Lime Ecem, Abbas Türk, Zehra Hasan inanılmazsınız gerçekten de. 4000 metre kilometre geçeceğim. Bu sefer yukarı doğru çıkacak mıyım? O zaman ağırlıklarımdan kurtulayım. 3 tane ağırlığımı atmam gerekiyor. Ne yaptım? 3 taneyi attım. Çat 4 kaldı. Yani attığım zaman ne oldu metreyi? 4 kilometreye çevirdim. 4000 metre 4 kilometredir. 5600 aman Allah'ım burası birazcık kazık işte. Burada ne yapmam gerekiyor? Ağırlıklarından kurtulacağım. Ama 3 tane ağırlıktan kurtulacağım. Bunu kapattığım zaman ne oldu? 5 kaldı. Dikkat et. Burada ama bunu kapatamam çünkü bu 6. O yüzden kapatamadığım bir şey varsa onun yanına da
kapattıklarımın hepsini olduğu gibi yazarım Tonguç Eren Bey. Yani 600 metre diye yazarım Tonguç Eren Bey. Kapattığım zaman... Benim chat çıldırdı şu anda. Sıfırlar anlamadım. Gider ama kapattığım zaman... Kapatamayacağım 6, 5, 4, 3, 2, 1 gibi şeyler varsa o zaman ne yapıyorum? Bunu olduğu gibi 600 metre diyorum. 5 kilometre 600 metre diyebiliriz. Şimdi artık zorbing sorular geliyor. Gerçekten de yazacak mısınız? Tabii ki yazacağız. Artık şimdi challenge zamanı başladı. Challenge'ımız başlasın. Hadi bakalım kimler doğru cevap verecek? Bu arada doğru cevap veren arkadaşlarımızı hemen buraya yazıyoruz Tonguç Eren Bey. Nasıl bilebiliyorlar öğretmenim? Evet, tebrik ediyorum seni. Nasıl bilebiliyorlar? Vallahi ben de bilmiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar doğru cevabı yazsınlar. PDF mi yayınlıyorsunuz öğretmenim? Tebrik nasıl bilebiliyorlar? Evet, hemen arkadaşların yorumlarını okur musun Tonguç Eren Bey? Öğretmenim şu anda yorumları okumam imkansız ama şöyle isimleri okuyabilirim sadece. Öğretmenim durduramıyorum. Öğretmenim, İnanılmaz şey akıyor Zeynep maşallah. Zeynep Sude Ufuk. Kuzey Karameşe, Nadir Yılmaz, Özge Özcan, Enes Kocagöz, tebrik ediyorum. Hepiniz muhteşemsiniz. Klaus, şimdi Keriman... uzunluk ölçü bilimlerini öğrenen Tonguç, kare şeklindeki sınıf masasının çevresini kendi karışlarıyla ölçmüştür. Yani şu kareyi kendi karışları. Karış dediğim şey bu. Mesela bu kağıdı ölçeyim. Bir, iki karış bu kağıt. Bak görüyorsun. Aa. İki karış. Kare şeklindeki sınıf masasının çevresini karışıyor. Ölçme 40 karış olduğunu maşallah bayağı büyükmüş. O Tonguç'un bir karışı 15 santimetre olduğuna göre bu masanın çevresi kaç metredir? Aman dikkat et. Burada santimetre vermişti. Santimetre vermiş. Sonrasında kaç metre olduğunu soruyor. İlk başta şunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi ben adamı böyle ölçmüşüm, tamam mı? Çevresi ne demek bu? Burayı ölçüyor, sonra burayı ölçüyor, sonra burayı ölçüyor, sonra burayı ölçüyor, değil mi? Şimdi çevresini... ölçtüyse ve 40 karışsa ve bir karışta 15 santimetreyse, yani şuradan şuraya 15 santimetreymiş. O zaman diyorum ki ben bu masanın çevresini 40 çarpı 15 ile bulabilirim Tonguç Eren Bey. 40 çarpı 15 çünkü bir karış 15 santimetre. Bir karış 15 santimetre ise 40 karış yani çevresi kaç santimetre? Nasıl bulacağız? 40 ile 15 çarpıyorum. 5 kere 0 0. 5 kere 4 20. Elde var 2 mi? Elde var 2. O zaman buraya 20'yi yazıyorum. 1 kere 0 0, 1 kere 4 4. Topladığımız zaman Tonguç Eren Bey 600 nedir bu? Kilometre. Santimetredir. Dikkat et çünkü santimetrede bir karış. Bir karış 15 santimetre, 40 karış 600 santimetre diyoruz. Bu işte çevresidir. Peki adam bize neyi sormuş Tonguç Eren Bey? Kaç metredir? Kandırıkçılığı görüyor musun? Ben 600 cevabını verenler bilemedim öğretmenim. Dikkat et. Santimetreden metre dağına çıkarken ne yapıyorum Tonguç Eren Bey'im? Yanımdaki ağırlıklardan kurtulmam gerekiyor. Dolayısıyla bu iki tanesini kapatıyorum. Çat diye 6 metre çevresi çıktı Tonguç Eren Bey. Demek ki 600'ün yanındaki son iki tane ağırlıktan kurtuldum ve 6 metre dedim. Bravo diyorum sana. 6 metreyi bilen arkadaşlarımız. Kuzeysel. Kuzeysel değil mi? Harikasın gerçekten de. Kuzeysel'in adını dağlara taşlara yazıyorum gerçekten de. Muhteşem bir başarı öyküsü. Hatta kendisine de 3 yıldız veriyorum. Bravo diyorum arkadaşımıza ve diğer sorumuza geçtik. Alperen Demir, Arzu Balcı, Fatma Arzu. Çılgın bir soru gerçekten de. Bu çılgın sorunun doğru cevabını yazan arkadaşlarımız bu. Bu kadar yeterli. Tebrik ediyorum. Acaba kim olacak? Ali 20 santimetresi 2 TL olan bir bahçe sulama hortumundan 8 metre alırsa toplam kaç TL ödeme yapar demiş. Oo, gerçekten zorbing bir soruyla karşı karşıyayız. 20 santimetresi 2 TL olan bir bahçe sulama hortumu demiş. Ha. Şimdi bir kere 8 metre oluyormuş. Aman Allah'ım. Bir kere bu 8 metre dediğimiz şeyi metre dağından yuvarlayalım mı aşağı doğru? Yuvarlanırsa ne olur? Büyür değil mi? 8 metre buradayken aşağı doğru inerken büyür. Dolayısıyla 800 santimetre oldu mu burası? Süper. Buraya kadar tamam. Sonra diyor ki 20 santimetresi 2 TL'ymiş değil mi? O zaman 800 santimetresi kaç TL olur diye sormuyor mu bize? Evet. Allah Allah. 20 santimetresi 2 TL ise Tonguç Eren Bey. O zaman diyorum ki yahu 800 santimetreyi bulurken aslında biz bayağı bir alıyoruz değil mi? 800'ü bak 20 santimetresi 2 TL'ymiş. O zaman 800'ü ben 20'ye böldüğüm zaman kaç tane 2 TL'ye vereceğimi bulabilirim. Bununla bu götürdü. 40 diyoruz. 40 kere 2 80'dir. Çat çat 0 0. O zaman 40 tane 2 TL vermeli değil miyiz Tonguç Eren Bey? Evet öğretmenim. O zaman
40 tane 2 TL, 40 çarpı 2'den 80 TL vermeliyiz. Gerçekten zor bir soruymuş. Yani bu bir zoruymuş aslında. Hadi bakalım zoruyu yapan arkadaşlarımız. Muhteşemsiniz. Gamer Brawl Stars. Brawl Stars'da 18 bin kupon var. Bunu da söylemek istiyorum. En sevdiğim efsaneler çıktı bana. Spike Leon ve aynı zamanda ne biliyorsunuz? Sende de çıktı Tonguç Eren'mi. Bu arada Tonguç Eren'mi. Bu arada efsanelerin Crow Spike'ı, Leon'u ve Sandy'yi. Bunları gerçekten çok seviyorum ve çok ballıyım diyoruz. Ve İsmail şimdi... Mingir biliyor hepimiz. İsmail Mingir'in adını buraya yazmak istiyorum. Bravo diyorum. İsmail Mingir'i şu anda 1, 2, 3, 4 tane yıldızla hatta 5 tane yıldızla. Öğretmenim soyu Mingir. Mingir. Bravo diyorum arkadaşımıza. Amerikalı, Türk değil. Gerçekten 5 yıldızı ödüllendiriyoruz ve artık. Ödevimiz nedir öğretmenim? Ödevinizi yapmadan önce birazcık soru çözelim mi seninle beraber? Hadi bakalım gel seninle beraber birazcık challenge başlasın ve sorumlularımızı bitirelim. Çatır çutur patır putur hemen beraber başlayalım. Şimdi. Kaç milimetre? Aman Allah'ım milimetre sorusu. Sorun değil. Öğretmenim bak Tonguç abi. Hemen bu kitap... Gerçi bu arada onun şunu da söylemek istiyorum Tonguç abi. Buradaki sorularımızı sıfırdan dörde tüm dersler konu anlatımı soru bankası ve soru bankası hazırlar. Öğretmenim soru bankasına kazık bankası diyorlar. Hayır doğru saçma mı? Bir de kazık bankası. Allah Allah. Yeni nesil beceri temel sorular. Kaç milimetredir? Tonguç abi bir kere bu tırtılın 2 santimetre olduğunu görebiliyor musun? Bak 1-2 santimetre değil mi? Tırtıl. Şunu unutma. Santimetreden milimetreye geçirirken aslında sadece ve sadece bir tane beklememiz gerekiyor. Yani bu bak bu birse bu ondur. O zaman bir santimetre 10 milimetredir. O zaman sana bir özet yapalım mı? Bak ne öğrenmiştik? Bir metre 100 santimetreydi. Bu birincisiydi. İkincisi bunu not al. Bir kilometre 1000 metreydi. Bu ikincisi. Öğretmenim şu anda 770 bin tane yorum geldi. Hepsi de doğru bir santimetre de 1 milimetredir bu da üçüncüsü. Bunları mutlaka ezberle. Gerçekten de en önemli şeylerden bir tanesi çok da önemli diyoruz ve bunlar karşımıza çok çıkacak hayatımız boyunca. O zaman diyorum ki bu adam 2 santimetre ise 2 santimetre kaç milimetredir? Santimetreden milimetreye çekerek bir tane sıfır bir tane ağırlık almalıyız. O zaman 20 milimetredir. Bravo diyorum sana muhteşemsin. Elimizde böyle bitki öğretmenim, çaylarımız var. Limonlarımız doğranmış. Güzel bir şekilde doğranmış. Yunus Eren, Mirsad Artıç, Duru Ceyhan, Birgül Ersoy. Muhteşemsiniz gerçekten de. Özhan Yolar, Elif Pekin, Pelin Aksoy, Asyanur, Aybike Ataman, Selda Yıldırım, Ali Ertuğrul, İsa Samet Erol, Ceylin Öz. Herkes biliyor evet, benim. Evet muhteşemsiniz gerçekten de. Hepiniz harikasınız. Böyle elimizde bitki çaylarımız. Öyle değil mi? Pırasa çayı mı içiyorsunuz? Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirecek kızıl domates şurubu içiyorum ben. Evet böyle çok özel bir yerden geldi bana bu. Şeyden geldi. Yukarı Ardahan'ın Kars bölgesine bakan tarafından geldi. Çok özel bir bitki çayı. O yüzden sana vermeyeceğim. Portakal. Kendim. Orada kal. Tebrik ederim. Peki öğretmenim. Evet güzel bir şekilde içtikten sonra şimdi. Türkiye haritası. Evet Türkiye haritasında. Uzaklığı hangisiyle ifade etmek önemli? Bak Bursa ile Malatya arası ama dikkat et. Haritada belirtilen iller arasındaki uzaklığı aşağıdaki birimlerden hangisiyle ifade etmek uygundur Tonguç Eren'in benim? Sence hangisiyle haritada göstermek uygundur? Dolayısıyla bak dikkat et. Haritadaki demiş. Ay. Tonguç Eren benim. Gerçekte Bursa ile Malatya arası kaç nedir deriz? Kilometre deriz. Mesela 600 kilometre deriz. Ya iller arasındaki uzaklığı kilometre. Ama haritaya geldiğimiz zaman haritadaki uzaklıkları genellikle santimetreyle ölçeriz. Santimetre dediğimiz şeyle ölçeriz. Çünkü haritadaki uzaklıklar santimetre gösteriyor Tonguç Eren. Bu arkadaşlar hangi doğru cevap verdi? Mehmet Özçakmak bildi öğretmenim. Mehmet Özçakmak'ın adını buraya tarihe geçiyorum. Özçakmak gerçekten de muhteşem bir başarı elde etti ve 1, 2, 3 tane yıldızla hak etti. Hadi bakalım sorularımız aksın gelsin bakalım. Evet tebrik ediyorum arkadaşlarımız hemen böyle. Evet geldik yeni sorumuza. Kaç tanesi yanlış hangileri yanlış demiş hadi bakalım. Şimdi 3000 metre 4 kilometre hemen yazıyorum. 3000 metre aslında kaç kilometredir? 3 tane basamağını kapattım 3 kilometre diyebiliriz. 3 kilometre. 4 kilometreden fazla mıdır ya? Böyle saçmalık olmuyor mu? Bu skandal yanlış. Skandal o. 108 milimetre 18 santimetre. Bir kere 18 santimetre 1 santimetre 10 milimetre olduğu için aşağı doğru inerken büyüyordu. O zaman 180 milimetre değil mi? Şimdi söyler misin?
Burası aslında 180 milimetre ise. 108 mi daha büyük, 180 mi daha büyük? 108. Saçmalama, 180 daha büyük. Dangoda be. Bu daha büyük demiş. Böyle bir şey olmaz, yanlış. Geldik bu zımbırtıya. 4 metre 23 santimetre. 4 metre aslında 400 santimetre değil mi? 1 metre 100 santimetre olduğu için. O zaman 423 santimetre değil mi burası? 423 santimetre, 423 santimetre eşittir. Bu da doğru, bu doğru. Hemen 13 metreye bakalım. 13 metre aslında santimetreyi çevirirken 1 metre 100 santimetre olduğu için iki tane sıfır gelecek yanına, 1300 santimetre olacak. 1300 santimetre sence 4600 santimetreden küçük mü? Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet, küçük, doğru. Gerçekten doğru. Çünkü 1300 santimetre küçüktür, 4600 santimetredir. Bravo diyorum sana. Bu doğru bir ifade. O zaman diyorum ki hangileri yanlıştır Tonguç'um? A ve B doğru cevabımızı bilen arkadaşlarımız. Kimler? Kimler? Kimler o şanslı insanlar? Bravo diyorum. Hikmet Yıldırım, Aslı bravo diyorum. Özlem, Sümeyye Kaya. Aslı Özlem bildiriyor. Sümeyye Kaya var yukarıda. Bayağı bir insan var. Bayağı bir insan. Evet, aş yukarı doğru kaydır bakayım Tonguç Erhan benim. Süpersin. Hemen şöyle birazcık kayalım. Evet, süpersin. Oo, Özhan Yolar. Bravo diyorum Özhan'a. Gerçekten de inanılmaz bir şekilde soruyu yoldu ve 4 tane yıldızı kaptı. Bravo diyorum arkadaşımıza. Geldik. Aman Allah'ım, yine bir challenge başladı. Berk ve Kübra. Gökçe ve Osman. Öğrencilerin burada vermiştir. En uzun olan hangisi de demiş. Hepsinde farklı birimde vermiş üçkağıtçı. O zaman yapmamız gereken şey, hepsini aynı birime çevirelim. Yapmamız gereken şey şu. Mesela santimetreyi, bir kere milimetreyi santimetreye çevirelim ya. Ve hepsini milimetreye çevirelim mi? Hepsini milimetre. Bak, ilk başta 1 metre 100 santimetre değil mi Tonguç'um? Evet, evet. 100 ile 10 santimetreyi toparsan 110 santimetre etmez mi? Hı hı. Şimdi bak, 1 metre 100 santimetre değil mi? 100 ile 40'ı toplarsan 140 santimetre etmez mi? Bu zaten 168 santimetre. Şimdi bunların hepsini milimetreye çevirelim. 1 santimetre 10 milimetre değil mi? O zaman ne yapmamız gerekiyor? Aşağı doğru inerken santimetreden milimetreye doğru bir tane daha ağırlık alabiliriz. Yani burada neydi? Hani arkamızda bir ağırlık vardı. Burada hiç yoktu değil mi? Dolayısıyla bir ağırlık alabiliriz. O zaman 110 santimetre dediğimiz zımbırtı da aslında yanına bir tane daha ağırlık gelirse 1100 milimetre olur. 140 santimetre yanına bir tane daha ağırlık gelirse 1400 milimetre olur. 168 santimetre yanına bir ağırlık gelirse 1680 olur. Bu zaten 1208 milimetreydi. O zaman hangisi en büyük, söyler misin Tonguç Erhan Bey? Evet. Doğru cevabımız Gökçe arkadaşımızdır. Bravo diyorum sana. Gökçe'yi bilen arkadaşlarımız muhteşemsiniz. Gerçekten de inanılmaz. Ya herkes bilmiş. Yani ben gerçekten öyle dayanamıyorum artık. Herkes bilmiş. Ya herkes, Utku musunuz? Saraç, Yaren Gündüz. Ya siz nasıl insanlarsınız? Ben artık anlayamıyorum sizi. Siz cyborg musunuz? Siz uzay mekiği misiniz? Siz robot musunuz evladım? Ne kadar çok herkes biliyorsunuz. Herkes bilmiş, sizin moralinizin bozuluyor öğretmenim. Evladım, yapay zeka halt etmişsin yanınızda. Sizin doğal zekanız var. Bravo diyorum sana. Doğal, organik, zencefille yapılmış bir zekanız var gerçekten. Öğretmenim, siz pırasa suyu mu daha çok seviyorsunuz? Bu arada size Ergenç, Ahmet Gecel, Geçgel, Rukiye Kara. Hemen artık son sorumuz. Son challenge'ımız. Ali'nin bir karışı 12 santimetredir. Ali sıranın boyunu 9 karış ölçüğüne göre sıranın uzunluğu hangisidir? Ali. Tebrik ediyorum. 9 karışsa 9 karış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 karış ölçmüş ve bir karış da 12 santimetre. O zaman 12 ile 9'u bir çarpalım bakalım kaç santimetre? 9 kere 2, 18, 50 var 1. 9 kere 1, 9, 1 de 50, 10. O zaman 108 santimetre olması gerekiyor. 108 var mı şıklarda? Yok ne yazık ki. Ama dikkat et, 108 santimetreyi metreye çevirelim mi seninle beraber? Çevirelim. Yapmamız gereken iki basamağını kapatmaktı. Kapattım, ne oldu? 1 oldu. Ama kapattığım basamaklarda kapanmayan zımbırtılar varsa 1 metre 8 santimetre diyebilirim. 1 metre 8 santimetre diyen arkadaşlarımız, Ceyhan'ı söyleyen arkadaşlarımız. Acaba kimler? Acaba doğru cevabınızı veren arkadaşlar, maşallah diyorum. Gerçekten muhteşemsiniz ama santimetre, 108 santimetre şıklarda yok, kusura bakmayın arkadaşlar diyorum. O yüzden yapay zeka çoktu ama doğal zeka çok daha iyi demiş. Gerçekten muhteşem Yaren Gündüz. Yaren Gündüz'ün adını dağlara taşlara yazıyoruz ve gerçekten de challenge'ımızın en son galibi 1, 2,
2, 3, 4 ve 5 tane yıldız alaraktan yarın gündüzü muhteşemsin. Şimdi sana mükemmel bir ödev vermek istiyorum Tonguç Eren Bey. 4. sınıf 5. hafta elimi korka hiç merak etme. Hemen bakalım Tonguç Eren Bey. Muhteşemsin gerçekten. 0'dan 4'e kitabımızdan. 0'dan 4'e. Harika. 140. sayfayı açalım beraber. Seninle beraber 140. sayfada uzunluk ölçme birimleri, kilometre, metre, santimetre, milimetre. Bak ne kadar küçük görüyor musun milimetre? Ay. 140 ve 141'i yapmanı istiyorum. Burada çok güzel sorularımız var. Bu arada Tonguç Eren Bey'im, hemen Zoru Bankası'ndan ödev vermek istiyorum sana. Zoru Bankası'ndan da sayfa 144'ü açıyorum seninle beraber. Ve muhteşem bir ödev vereceğim sana. 144'te Test 34 yani İstanbul, Test 35 yani İzmir. Dolayısıyla 144, 145, 146, 147'yi tamamlarsan muhteşem olacak gerçekten de. O zaman hadi bakalım senle beraber bir ödüllü sorumuzu yapalım. Gerçekten challenge bir soru gelecek karşımıza. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Aşağıda cevaplarını bekliyorum evladım.